Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Xitay harbiy qismlari Hong Kongga kirdi. Xitay askarlari o'ltirgan bir top harbiy avtomobil va paraxod 3 oydan buyon namoyish to'xtamayotgan Hong Kongga kirdi. Xinhua agentligining xabariga asoslanganda Xitay askarlarini to'shigan avtomobil va harbiy paraxod Shenzhen shahridagi Huanggang portidan Hong Kongga shu yer vaqti soat 4 da kirgan. Harbiy avtomobil va paraxodda qancha askar borligi haqida hech qanday ma'lumot berilmadi. Ammo Xitoy doirlari mazkur askar kirgizishni Hong Kong Xitoyga o'tkazib berilgan 97 yildan buyon muqim elib berilayotgan 22-chi qitimliqi ishkanligini qayd qildi. Hong Kong parlamentidagi Civic partiyasining a'zosi Dennis Kwok yerlik taratquvlarga bergan bayonotida Xitoy kompartiyasining Hong Kongdagi bu harakatini qasdanlik bilan qilganligini va buning xalqni ogohlantirish ma'nosiga ega ekanligini bildirdi. Xitoyning Hong Kongdagi harbiy garnizoni Hong Kong o'tkazib berilganda qurilgan bo'lib, 5000 askarning borligi taxmin qilindi. Hong Kong garnizoni markaziy Guangzhou joylashgan Guangdong janubiy harbiy rayoniga qaraydi. Mamat Jumaning boshlamchilik bilan masjidni dafsanda qilganligi muxbirning ko'zidan qochmadi. Oldin qapta Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan muxbirlar o'mikichida ham Albaniyalik ham Kanadalik jurnalist doktor Olsi Jazihi bo'lib, u davlatiga qaytgandan keyin Sharq Turkistonda intayin iyg'ir kishilik huquq dafsandachiligi davom qilayotganligini oshkorlagan edi. U davlatiga qaytib kelgandan keyin ziyorat jarayonida o'zi sinqa olgan ko'rinishlarini e'lon qilmoqda. U Qashqar ziyorati jarayonida o'mak ichidagi bir turk muxbir Qashqar Hetka jamiyasining imomi ilgari o'ltirilgan Juma Tohirning o'g'li Mamat Jumadin ularning masjidga aniqli hurmatsizlik qilayotganligi haqida savol so'rab, "Men Turkiyadan keldim. Turkiyami dunyoning har qaysi joylaridan nurg'ullagan sayohatchilar keladigan joy. Ammo ular masjidlarga kelganda oyoqlarini selib kiradi va ayollar boshlariga ro'mal ortib, uzun kiyimlar bilan kiradi. Ammo bu yerda siz imom turib oyoqni salmadingiz va boshqalarimiz salmadi. Shundaqla ayollarmi boshlariga yog'liq otmadi. Bu masjidga bo'lgan hurmatsizlik emasmi degan savoliga bergan javobi muxbirlarni hayron qoldirdi. Uning ro'mal haqida bergan javobimi bir imomga aslo yarashmaydigan javob bo'lib, muxbirlarni hayron qoldirdi. Amma Turkiya Turkiyadagi bir muncha masjidlar bor, uning ustiga tarixi uzun masjidlar. Bu ham bu Turkiya bo'lmo, o'zi tarixdan tat ba'zi uchimlik mundaliq sayyohat markazi bo'lib qilayotgan o'rin. Bizning avvalgi borgan chaqirdim, masjidga kirilgan sayyohatchilar bor. Kirsa, erlar cho'pim oyog'ini selib kiradi. Ayollar bo'lsa beshig'i ro'mol atib kiradi. Amma men kirganimni qarasam, sizmi bir imom turuvlik masjidda oyoq sanmadingiz? Andan nurgun adam ayaq sanmadı. Ayağına bakarsan bir şey roman atmayıp ki, bizimki ayağa koşmayıp ki bu kaydı uygun emez. Benimki kutumga ayağına sanmayı kiyip çirşin, bu şu kegen mimarlı ne? Bu şu ayağa ayağını silip alır mısın? Dep, ben başlayıp böyle, ben başlamçılık buradan silip geldim. Eğer de namaz vakti olup kalsa, baş vakti olup kalsa, hemimiz silip çirimiz. Romanlar kadar kandar şeyini biliyorsunuz. Romanlar bizdeki onlarımız altı da hazır mı? Lekin ben yaşla, yaş kız çok Allah'ın canının ki zamanla terakkiyata bırakıp bazen atmaydıgan oldu. O özün iş. Sayahatçiler atmaydıgan. Niye de yok açın da adam için sayamıyor demek. Bayağı sayahatçilik mi? Haberde de bakın Türkiye'de sayahatçı çok mu? Roma atmasan kırmızı. Tourist. Yeah, I'm explaining. Yeah. Ki ma dövüt, mayatın ben de gendik, dövültümde dinli itimat erkilik siyaseti var. Biz bir kimge Romal at, ya ki atmadı mecburlamayız. O yüzden erkilik. Amerika Huawei'nin texnika o'g'irlash qilmishiga qarata yangi delo turg'izdi. Volkochisi gazeti to'rining tunigiki xabarda bildirilishicha, Amerika taftish amaldori Huawei'nin texnika o'g'irlash qilmishiga aloqador yangi bir deloni tekshirib atganligini bildirdi.
alaqadar xadimlar bu vaqti ifade bildirib, Huawei şirketining uzundan buyon şirket ve şahslarning aqliy mülklerini o'g'irlab kelganligini, shundaqla raqobatchi şirketlarning xodimlarini qabul qilib ishlatganligini bildirdi. Bu qitimliq tekshirish Huawei'ning Portugaliyadagi ma'lum elektronlik uskuna ishlab chiqarish shirketining Yanfun kamerasi texnikasini o'g'irlash qilmishiga qarata bo'lib, bundan burunqi tekshirishlarga o'xshamaydigan yangi bir dilo hisoblandi ekan. Hong Kong saqchilari bir kun ichida vakillik shaxslaridan 3 kishini qo'lga oldi. BBC xabar to'g'rining bugungi xabarda ko'rsatilishicha Hong Kong kunlik harakatining vakillik shaxslaridan biri bo'lgan Huang Jifeng qatorliq faoliyat boshchilaridan 3 kishi Hong Kong saqchilari tomonidan tutib ketilgan. Hong Kongdagi demokratlar tashkiloti avom irodasi bu vaqtda to'xtalib, Huang Jifengning bugun aytgan yo'lda ketayotganda saqchilar tomonidan tutib ketilganligini, bu tashkilotning muhim a'zosi bo'lgan Zhou Ting ismli qizningmi o'xshashli bugun tutib ketilganligini bildirdi. 3 oydan buyon davomlashayotgan Hong Kong namoyishi xalq ommasi o'zligidan qo'zg'algan yetakchisiz namoyish deb qaralib kelgan. Ammo aloqador shaxslar bugungi tutqun qilish vaqasining amaliyotda Xitoyning suiqasdi ekanligini, maqsadining bu 3 muhim shaxsni Hong Kong namoyishining planlovchisi qilib ko'rsatmoqchi ekanligini bildirgan. Oldingi kunlarda Huang Jifeng va Zhou Ting qatorliq faoliyatchilar Amerikaning Hong Kong elchixonasidagi xodimlari bilan ko'rishgan. Xitoy buni bahona qilib Hong Kong namoyishini Amerikaning kuch kiritishi natijasida yuz bergan deb ko'rsatmoqchi bo'lgan. Xitoy jazo lagerga qamalganlar uchun saxta arxiv turg'izmoqda. Zimiston to'rining tunigiki xabarda ko'rsatilgan Xitoy doiralari jazo lagerga aloqador jinoyatlarni yashirish uchun yolg'on arxiv turg'izib kelgan. Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilishi xalqaroning qattiq tanqidiga uchrayotgan bir paytda Xitoy doiralari bir tarafdan bu joylarning tarbiyalash markazi ekanligini, 90% dan ortiq kishining oilasiga qaytganligini aytib yolg'on so'zlasa, yana bir tarafdan jazo lagerdagilarning yolg'on arxivini turg'izib, xalqaro jamiyatni oldimoqchi bo'lmoqda. Yaqinda jazo lagerdan qutulib chiqqan ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur ayol Zimiston to'rining ziyoratini qabul qilib, jazo lagerda shohid bo'lgan ichinishlik sarguzashtlarini so'zlab bergan. U yana Xitoyning jazo lagerdagi Uyg'urlarning arxivini yo'q qilib atganligini, uning o'rniga yangidan saxta arxiv turg'izganligini bildirgan. Uning oshkorlashicha Xitoy xodimlari yasagan yangi arxivda uning azaldan atalmish tarbiyalash markaziga kirib boqmaganligi, boshdan oxiri uyda turib ko'rsatilganligi xotirlangan. Xabarda yana bildirilishicha, Xitoy doiralari xalqaroning ko'zini bo'yash uchun bir qism kishilarni jazo lagerdan chiqarib, arzon ijaralik uylarga bir tutash o'rinlashtirganligini, ammo ularning mo o'ltiroq rayoni ichida o'xshashli sistemaliq boshqarilganligini, amaliyotda ularning o'xshamagan shakldagi jazo lageriga yotkalganligini bildirgan. Xitoy tunga musulmonlarga bo'lgan bostirishini kuchaytmoqda. Zimiston to'rining tunigiki xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Xitoy o'lkalaridagi tunga musulmonlarga mo o'xshamagan darajada bostirishni kuchaytmoqda. Xabarda ko'rsatilishicha, Uyg'ur musulmonlarining aksicha diniy erkinlikka nisbatan cheklamaga uchirmay yashab kelgan Xitoy o'lkalaridagi tunganlar mo Xitoyning islom dinini xitoylashtirish siyosatining ta'siriga uchrashga boshlagan. Xinan o'lkasining Jiaozuo shahridagi ma'lum yezining asoslik aholisi tunga musulmonlar bo'lib, bultur 7 oydan boshlab Xitoy doiralari bu yerdagi musulmonlarni tutqun qilishga boshlagan bo'lib, hozirga qadar 40 dan ortiq kishi tutib ketilgan. Ularning oshkorlashicha bu kishilar 10-20 yil burun boshqalar bilan urushib qolgan deganga o'xshash ahmoqona bahonalar bilan tutib ketilgan. Bulardan sirt Xitoy o'lkalaridagi tunga musulmonlarning masjidga berishi, Ramazonda jamoat namozi o'qishi o'xshamagan darajada to'sqinlikka uchragan. Xitoydagi tunga musulmonlari 1-2 yil ichidagi bu o'zgarishlarni ko'rib, kelgusidan ansirashga boshlagan. Oshkorlanishicha bir Xitoy amaldori tunganlarga tahdid selib, Uyg'urlar dal dini e'tiqodi sababli o'zgartish markaziga avatildi. Hozir ularning izdirikimi yo'q. Agar sizlar bo'ysunmasanglar, oqibatinglar ularningkiga o'xshash bo'ldi degan. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati parlament a'zolari bilan ko'rishdi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati hay'atlari 28 avgust chorshanba kuni Janubiy Avstraliya shtatlik parlamentda qarshi partiya atamani Peter Malinaskos va parlament a'zosi Katrina Hildyard bilan ko'rishib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Avstraliyadagi Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati va boshqa jamiyatlarning elib berayotgan faoliyatlari, jamoatchilik xizmatlari to'g'rilik suhbati bo'ldi.
Bu qatımlıq uçuruşdan Şarkı Türkistan Avustraliya Cemiyeti, Canubi Avustraliya Hükümeti ve parlamentinin yıllardan beri mezgür cemiyetki kılıp gelgen yardım ve kollaştırıqı rahmet bildiriş bilen birge, növetki keskin vaziyette ştatlıq hükümetin kütüduğun taleplerini oturuğu koydu. Xitayning LinkedIn namlıq chat el torini casusluq üçün işletkenlikke oturuğu çıxdı. Xalqaro emgek küçü ve hizmet salahiyeti tori LinkedIn'ni Xitay istihbarat organlarının özüge işbiyon toplaş faaliyetleri üçün işletkenlikke ilgiri sürüldü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Xalqaro emgek küçü ve hizmet salahiyeti tori LinkedIn'ni Xitay istihbarat organlarının işbiyonluq faaliyetleri dairesi de her qaysi devletlerinin sabık hadimleri xüsusi sahalardaki muhim şahıslar ve akademikler bilen alaqa ornitişi üçün işletkenlikke ilgiri sürüldü. New York vaqt gezisinin xabirde Amerika ve Angliyaga oxşaş nurgullugan gharib devletleri istihbarat teşkilatlarının bayqaştırığı orun acırtildi. Xabirde Xitaydaki istihbarat organlarının dünyada təxminen 645 milyon kişi azab olgan LinkedIn torini işiltip, casusluq ve özüge işbiyon toplaş faaliyetleri bilen şuğullanğanlıqı bildirildi. Saqçı başlıqı Qadir Mehmet'nin tutkundu işkallıkı aşkarılandı. Xitayğa nisbeten sadaqatmenlikte Uyğur siyasi məkbuslarına qarata qattıq qolluqtı danqı çıxarğan Ürümçerlik CX İdarısının sabıq muavin başlıqı Qadir Mehmet'nin tutulğanlıqı aşkarılandı. Erkin Asya Radyosu'nun Ürümçedeki saqçı xadımlarına qarata işke abdedin beri elip barğan telefon ziyaretleri devamıda Qadir Mehmet'nin tutkundu işkallıkı aydanlaştı. Radyoğu yollanğan məktubda Xitayning Uyğurlarga qarata elib beriyatqan qattıq zərb beriş dolqunida Xitay üçün ən aktiv xizmet qılıb kelibatqan və çaparmanlıqdə dərəcə halqığan saqçı başlığı Qadir Mehmet'ningmi çatdı qalmaganlığı tilğa elindi. Xitay xəbər arxivlarında Qadir Mehmet'ning Ürümçerlik CX idarəsinin muavin başlığı, CX idarəsi partikomining muavin başlığı və atalmış Abdunum rayonluq CX nazaratining nazarat dərəcəlik təftişi işkanlığı. Xitayning sabiq devlet reisi Jiang Zemin'nin qubul qilishi ve mukofotiga erişkenliki qayd qilingan. Vaziyatin xabardar kişi yollagan inkasta Qadir Mehmet'nin 200 dumekilerge zarib berish dolqunidan aman isen çıkkanlıqı, ama qari guruhlarga zarib berish dolqunida cinayetçilerge küllük buluş gumanı bilen tumşiqidin elinganlıqı yazilgan. İstanbul'da ösmirler lonqısı talışış futbol musabıqısı devamlaşmaqta. Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Tarakiyat Cemiyeti tarafından ötküzülgen Ösmürler Longqısını talışış futbol musabıqısı 25. Avgust İstanbul'da başlanğan bolup, 5. Sintabirgeçe devam kılıdı. Bu katımlıq musabıqıya 10 komanda 100'den artıq Ösmür futbolcular katnaşkan bolup, nahayeti cüşkün keypiyet içi de devam kılmaqta. Hazırgıçı bolğan 5 gün jarayanda musabıqıya çüşkən komandalarının neticesi tövendikçe. Birinci günü Selim Paşa 5'ki karşı işki netice bilen Saciye komandasını yandı. Hurracılar 11'e karşı 2 netice bilen Eli Meşripi komandasını yandı. Aynak 3'e karşı 1 netice bilen Sütuk Buğrahan komandasını yandı. Müsabıkının 2. günü oynayan komandalarının neticesi tövendikçe. Şefak komandası 2'e karşı 3 netice bilen Sütuk Buğrahan komandasını yandı. Börü komandası 1'e karşı 5 netice bilen Elhan komandasını yandı. Aynak komandası bilen Eli Meşripi komandası 4-4 bulup müsabıkada tanlaştı. Müsabıqının 3-cü günü oynayan komandalarının neticesi tövendikçe. Selim Paşa komandası 3'ki karşı 5 netice bilen Börü komandasını yandı. Saciye komandası 1'ki karşı 6 netice bilen Çevendaz komandasını yandı. Aynak komandası 3'ki karşı 1 netice bilen Şefak komandasını yandı. Müsabıqının 4-cü günü oynayan komandalarının neticesi tövendikçe. Çevendaz komandası 3'ki karşı 5 netice bilen Elhan komandasını yandı. Börü komandası 2'ye karşı 6 netice bilen Saciye komandasını yandı. Sütuk Buğrahan komandası 3'ye karşı 4 netice bilen Eli Meşripi komandasını yandı. Müsabıkanın 5. günü oynayan komandalarının neticesi tövendikçe. Selim Paşa 3'ye karşı 9 netice bilen Çevendaz komandasını yandı. Sütuk Buğrahan komandası 2'ye karşı 3 netice bilen Hurra komandasını yandı. Şefak komandası 2'ye karşı 6 netice bilen Eli Meşripi komandasını yandı. Yerim hal qılğıç müsabiqəsi 9-cu ayının 2-ci günü başlandı. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızda görüşkəcə sizlərini cənabi Allahqa tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xidmətdaşlarımıza köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah.